Anlamlılık seviyesi alfa 0,05 ile bir anlamlılık testi yapılacakmış. 0 hipotezinin yanlış olduğunu varsayalım. Anlamlılık seviyesi alfa 0,01'e düşürülürse aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi birlikte yapmaya hazır mısınız? Seçeneklere bakalım. Tip 2 hata olasılığının ve testin gücünün nasıl değişeceğinden bahsediyorlar öyle değil mi? İsterseniz seçeneklerden önce biraz kendimiz düşünelim. Bunlar önceki videolarda anlamlılık seviyesi arttığında gücün de artacağından bahsetmiştik. Güç de tip 2 hata yapmama olasılığı olduğuna göre tip 2 hata olasılığı da düşer. Soruda bize verilen bilgi ise bunun aksi yönünde. Yani anlamlılık seviyesi düşürülüyor. Bu tip 1 hata yapma olasılığını ve gücü de düşürür. Gücün düşmesi de tip 2 hata yapma olasılığını arttırır. Bu durumda şimdi hangi seçenek doğru olur bakalım. A seçeneğinde tip 2 hata olasılığı ve testin gücü düşer demişler. Gördüğünüz gibi bu ikisi aynı yönde hareket etmiyorlar. Başka bir deyişle biri artıyorsa diğerinin düşmesi gerektiği için bu seçeneği eleyebiliriz. B seçeneğinde de aynı yönde hareket ettikleri için, evet bunu da eliyorum. C seçeneğinde tip 2 hata olasılığı artar demişler. Biz de bu şekilde düşünüyoruz. Devam edelim. Testin gücü düşer. Evet, evet doğru seçenek bu olmalı. D'ye de yine bakalım. D ise bunun tam zıttı. Tip 2 hata olasılığı düşer. Bu buradaki senaryo için doğru olmaz. Ama eğer anlamlılık seviyesini arttırsalardı bu gerçekleşirdi. Bunu da eleyelim. Hadi bir tane daha yapalım. Ayşe'nin bir oto yıkama şirketi varmış. Müşterileri beklerken kahve içebilsin diye bir kahve otomati almayı düşünüyormuş. Müşterilerinin yüzde fazlası kahve alacaksa bu otomati e, kurmaya karar verecekmiş. Rastgele seçeceği en tane müşterisine beklerken kahve alıp almayacaklarını soruyor ve cevaplara dayanarak alfa eşittir 0.05 ile evet diyenlerin oranının yüzde fazla olup olmadığını belirlemek için bir anlamlılık testi yapmaya karar veriyor. Aşağıdakilerden hangisinde testin gücü en yüksektir demişler. Hadi videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize cevaplayın. Yine seçeneklere geçmeden önce teste kullanacağı hipotezleri biraz düşünelim. Sıfır hipotezi, kahve alacak müşterilerin gerçek popülasyon oranı yüzde 30'a eşittir. Bu durumda karşıt hipotezde gerçek popülasyon oranının %30'a eşit ya da %30'dan büyük olduğu yönünde olur öyle değil mi? Testin gücünün hangi durumda en yüksek olacağını bulmaya çalışıyoruz. Gücün yüksek olması, gücün yüksek olması tip 2 hata olasılığının en düşük olması anlamına gelir. Bunu daha önceki videolardan hatırlıyor olmalısınız. Seçeneklerde örneklem boyutunu ve kahve alacakların gerçek popülasyon oranını vermişler. Ayşe örneklem boyutunu kontrol edebilir ama gerçek oranı edemez. Bu seçenekler Dayanarak gücü arttırmak için gerçek popülasyon oranını değiştirebileceğiniz hissine kapılmanızı istemem. Ama örneklem boyutunu pekala değiştirebilirsiniz. Genel olarak örneklem boyutu büyüdükçe gücün de artacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden de en büyük örneklem boyutunu seçmemiz lazım. Bir de eğer gerçek popülasyon oranı sıfır hipotezindeki orandan uzaksa güç de büyük olur. En büyük en bir bakalım 200 gibi duruyor değil mi? Burada ve burada. Evet. Kahve alacakların gerçek popülasyon oranının da sıfır hipotezindeki orandan mümkün olduğunu olduğu kadar uzak olmasını isteriz. Ama bunun Ayşe'nin kontrolünde olan bir şey olmadığını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. %50, %32'ye göre %30'a daha uzak olduğu için doğru olan seçenek D'dir.